Az burayı açtım, buraya gelecek şimdi. Kapıyı ya ne yapacağım? Tam da perdenin orada takılı. Şu an gecenin dördü ve odama yarasa girdi. Baya baya odama yarasa girdi ve yastığımı alıp kaçtım. Ne yapacağımı bilmiyorum. Şu an odanın içinde geziyor. Dur size göstermeye çalışacağım. Görüyor musun bak oradan uçuyor. Kapıyı açmaya korkuyorum buraya gelecek diye. Hayır perdem de kapalı. Perde kapalıyken girdi içeri. O yüzden hayvan geri de çıkamıyor. Ben de odaya girmeye acayip korkuyorum şu an. Ne yapacağımı bilemedim. Bildiğiniz kaldım burada. Hayır konmuyor da bir yere. Sadece uçuyor. Hiçbir yere çarpmıyor. Sadece uçuyor. 10-15 dakikadır odanın içinde böyle gezip duruyor sadece. Gireceğim odaya. Perdeyi açacağım. Ama nasıl olacak bilmiyorum. Acayip tırsıyorum. Of. Yarasalar bir de duvarlara falan çarpmıyor. Yani sensör bir şeyleri var ya bunların. Frekanslarla mı algılıyorlar, ne yapıyorlar? Hiçbir yere çarpmıyor, hiçbir yere konmuyor. Sadece uçuyor hayvan. Valla gireceğim mecbur herhalde. Yani oradan çıkması imkansız o hayvan. Mümkün değil. Perde kondu mu? Ah konmamış. Bir an perdeye kondu sandım ya. Aa kondu. Kondu. Orada görüyor musun perde? Geri kalktı. Ya takılsan orada hayvan. 2 dakika takıl orada ya. Bilmiyorum. Cidden odaya girmeye bayağı korkuyorum. Yani bilmiyorum yarasa insana zarar verir mi? Google'dan ona bakacağım şimdi. Vermez diye düşünüyorum ama bir taraftan da korkuyorum yani. Girsem odaya bana çarpar mı? Bir şey yapar mı? Bu Türkiye'deki yarasalar kanamenlerden falan değil. Onu biliyorum. Türkiye'deki yarasalar meyve, böcek falan yiyor. Yani beni öldürmez. Biliyorum ama yine de tırsıyorum ya. Ne yapayım? Of. Ben bir Google'a bakayım. Türkiye'deki yarasalar eve girince ne yapılıyormuş? Bilmiyorum şu an. Başka aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ondan sonra gireceğim odaya. Artık perdeyi açacağım bir şekilde. 5 dakika daha geçti. Ve hayvanı uçarken göremiyorum. Ama dışarı çıkmış olması da imkansız. Yani bir yere kondu muhtemelen. Bunu kafama geçirmeyi düşünüyorum. Masa örtüsü aldım. Masa örtüsüyle içeri girip perdeyi açmayı deneyeceğim ama hayvanı görmeyince daha çok korktum. Of. Giriyorum. Ya tırsıyorum. Neredesin? Hayır kafamda şey olduğu için da iyice göremiyorum odayı. Nerede? Nerede acaba? Ya uçarken daha rahattım ben. Şu an hiç göremiyorum. Neyse ben şuradan şöyle bir kapıyı açayım. Ya? Lütfen gitmiş olsun. Elim titriyor şu an. Gireceğim girmeye korkuyorum. Çıkmış olabilir mi? İçeride gördüm. Gördüm. Lanet olsun gördüm. Buraya gelmesin. Lütfen buraya gelmesin. Ya. Of. Neyse ben girip o perdeyi açacağım. Yani aklıma başka hiçbir şey gelmiyor. Yapacak. Yalnız burayı açtım buraya gelecek şimdi. Kapıyı ya ne yapacağım? Ya. Abi tam da perdenin orada takılı. Buraya geldi. Buraya geldi salona çıktı. Salonun camı açık lütfen camdan çık. Camdan çık. Lambaları kapatayım camdan çıksın. Kapan 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 kapan. Neredesin kapan. Aha çıktı galiba. Vallahi çıktı. Çıktı değil mi? Hayır çıkmadı.
burada. Uy. Burayı da kapatayım. Son oranın şuranın camını da kapatırsam olacak. Lambasını. Lambayı kapatıp sonra bırakacağım onu orada. Neyle kapatayım? Kendim kapatayım. Şuraya kadar ulaşmam lazım. Şu. Hangisi? Salonda bıraktım bunu. En azından salonun camı açık. Hani oradan çıkabilir. Buradan hiç çıkamıyordu çünkü. Şimdi size göstereceğim perdeyi. Yani perde acayip kalın. Ve yani muhtemelen büyük bir kuş bile o perdeye çarpıp çıkamaz. Yani bayağı kalın bu perde. Çok fenaydı ya. İnsan çok kötü oluyor. Düşünsenize böyle odada takılırken bir anda içeride önümden siyah bir şey geçti falan böyle. Ne yapacağımı şaşırdım. Yastığımı aldım kaçtım. Durun size şu şeyi de perdeyi de göstereyim. Of. Dediği perde bu. Şurası balkon komple. Ve bayağı kalın bir perde bu yani. Şu aralıktan girdi yani. Şu kadarcık bir aralıktan ne yapmaya girdin buraya? Niye geldin? Of. Bilmiyorum. Kötüydü. Şimdi işin kötü tarafı şu. Bir şekilde odama geri geçmeyi başardım. Tamam ama hayvan salonda ve benim acayip tuvaletim var şu an. Bilmiyorum ne yapacağım, nasıl geçeceğim oraya. Yani mümkün değil çıkamam şu an oraya. Şurada bardaklar falan var. En kötü ihtimalle o bardakların içine yapacağım. Yine de çıkmayacağım çünkü ne bileyim orada kocaman cam açık. Hani oradan çıkmış olur diye düşünüyorum sabaha kadar. Yani sabah çünkü dışarıda ışığı görecek oradan. Işığa gider diye düşünüyorum. İnşallah gider. Gitmezse de hayatımı bundan sonra bu odada geçirmeyi düşünüyorum. Yani mutluyum burada. Yarasa yok çünkü. Bir de şöyle ironik bir kısmı var bu olayın. Ondan da bahsedeyim. Bugün şeyi çektim. En kötü introların yeni bölümünü çektim. Sabah da işte onun için şey arıyordum. Bonus video arıyordum. Bonus video ararken bir tane şey gördüm. Yaşlı bir tane amca odanın içine yarasa girmiş. Oda değil gerçi, mutfaktı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Videonun sonuna koyarım onu da siz de görürsünüz. Hani öyle bir video gördüm. İzlerken de güldüm, eğlendim açıkçası yani komik geldi çünkü. Ve aradan daha 24 saat bile geçmeden benim başıma geldi yani. Sabah videoyu çektim. Ondan sonra uyudum. İşte yarım saat, bir saat önce falan da uyandım. Yani bir kahve içtim, daha kahvemi bitirdikten sonra yaşandı bu olayların hepsi. Hani daha yeni uyanmış halim bu. Hani karma diye geçen bir inanış var ya, bizdeki adıyla etme bulma dünyası derler hani. Sanırım onu yaşadım yani şu an canlı olarak o olayı yaşadım. Bir daha kimseye gülmeyeceğim. Bundan sonra hiç kimseye gülmeyeceğim. Sadece gerçek olmayan şeylere güleceğim bundan sonra. Mutsuz bir şekilde yaşayacağım yani. Gülmeden yaşamayı düşünüyorum bundan sonra. Çünkü yani bu nedir? Daha kötü bir şeye de gülebilirdim ben bugün. Daha kötü bir video da denk gelebilirdi bana. O zaman ne gelecekti? Mesela şey vardı. Zamanında şeye gülmüştüm. Adamın çay içerlerken odalarına inek düşmüş. Böyle yol kenarı gibi bir şeyde yaşıyorlardı böyle. Onun haberi mesela bana çok komik gelmişti. Şimdi kafama inek düşerse ne yapacağım ben? Bura bizim balkondu. Buraya dedik yatak odası yapalım. Oraya da mutfak. İnek! Yengemin çatısından aşağı düşmüş. Çok uçtum galiba ama cidden öyle bir şey yaşanmıştı Türkiye'de. Adamın ya şey içiyorlar ve çay içiyorlar. Damdan içeri inek düşüyor yani. Böyle şeyler yaşanabiliyor dünyada. Neyse ben olayın etkisiyle saçmalamaya başladım. Bu videoyu burada bitireyim. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Böyle garip vlog gibi bir şey oldu. Spontane gelişmiş bir şey olsa da. Umarım izlerken eğlenmişsinizdir. Ben çok eğlenmedim açıkçası ama sizin açınızdan izlemek eğlenceli olur diye düşünüyorum. Ama bence gülmeyin. Çünkü sizin de başınıza gelebilir yani. Bakın canlı örnek var burada. Neyse videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Catch him! Catch him, Derry! Derry, catch him!